Ne diyorsun Aslı? Bu videomuzda sizlerle birlikte gündeme adeta bir ne evet Aslı. Nikah mı kıyıyoruz Aslı? Roket atar gibi düşen şu WhatsApp kullanıcı sözleşmesi neymiş, onun detaylarına bakacağız. Allah belamı versin, önüme çıktı direkt kabul et dedim ya. Vallahi bu okuma huyu bizde olması lazım. Neymiş ki ya? Şimdi arkadaşlar, böyle biraz uzaktan bakıldığı zaman her şey Aralık ayında başlamış gibi görünüyor. Fakat birazcık daha kastırırsanız meselenin Zuckerberg'in Amerika'daki yargılanmasına kadar götürebilirsiniz. Biliyorsunuz ABD'de Zuckerberg Facebook'un işte kullanıcı verilerini adaletli kullanmadığı, ona buna sattığı, işte birilerine pazarladığı hakkında bir dava süreci geçirmiş. Her neyse, süreç buralarda alev almaya başladı ve günümüzde artık Facebook WhatsApp'taki kullanıcılarının kullanıcı sözleşmesini güncelleyeceğini ve bu güncellemeyi kabul etmeyenlerin de 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp kullanamayacağını resmen açıkladı. Kabul etmişim oğlum ilk işte. WhatsApp kullanamazmışım Eray. Telegram'a kanka, geçelim mi? Telegram'a geçelim kanka. Ne demek oluyor arkadaşlar? 8 Şubat'a kadar uygulama içerisinde birkaç Telegram grubunda kullanıcı ben de varım. Durun bir lan. Sözleşmesini kabul ederseniz 9 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama diyelim ki kabul etmediniz, o zaman WhatsApp'ın tüm servislerinden egale edilmiş oluyorsunuz. Yani uygulamayı kullanamıyorsunuz. Peki ne olacak bu işin sonunda? Niye? Facebook şirketi, bu arada bahsettiğimiz şey facebook.com değil. Facebook şirketi. Bu şirket arkadaşlar WhatsApp'taki tüm hareketlerinizi kayıt olarak kendisine veri anlamında sağlayacak ve bunun yasal kılıfını da dikmiş olacak. Şimdi burada şöyle bir hava var internette arkadaşlar. İşte Facebook verilerimizi satacak, işte benim zaten yani abu mu oğlum, şimdi sadece kabul etmişiz, bu zaten böyleydi değil miydi? Bunu zaten biliyorduk biz. Bunu zaten biliyorduk. Şimdi sadece bir de biz tıklamışız, kabul et demişiz. Yani bilgilerimizi çalıyor demeyeceğiz artık, bilgileri verdik diyeceğiz. Bilgilerimizi alıyormuş demeyeceğiz de. Annemle konuşmam, ifşa alacak falan filan. Bana soracak olursanız tam spesifik bir durum ama davaları var. Belki bir komplo teorisi de olabilir. Yani bununla ilgili elimde net bir veri yok ama zaten bu zamana kadar bu veriler havada uçuşuyordu. Artık bu iş yasal bir kılıfla düzenlenmiş oldu. En azından size tercih olarak sunulacak. Bu veriler şunlar arkadaşlar. Hani hepsini saymayacağım. Ekrana yazdık. İşte sizin hesap bilgileriniz, konuşma geçmişleriniz, konum bilgileriniz, Bluetooth'la bağlandığınız cihazlar falan filan. Yani tam liste orada yazıyor. Aslında WhatsApp'ta yaptığınız tüm hareketler. Bu anlamda toplanan veriler hizmetler, emniyet, güvenlik ve bütünlük. Ya Facebook'un Yunus, kendi şirketleriyle işte WhatsApp artık gibi falan manyak gibi mısın? Şirket. Baba bu olay şunda mesela, o reklam bilmem ne şirket şeyi harici mesela şunda da kullanılmaz mı? Mesela devlet o veriyi istiyor, devlete de vermez mi o veriyi? Anladın mı? Bir şeyi çözmek için mesela. Yo, insan politikasında öyle bir şey var mı? Hangi insan politikası? Kardeşim senin anayasada hakların şeylerin filan var ya. Sen bunu bilmeyeceksen sen bu ülkede niye yaşıyorsun kardeşim benim? Ben bu hakkımı mesela senin üzerinde kullanmak istiyorum o zaman. Ben senin üzerinde kullanmak istiyorum. Apple vermiyor, diğer herkes veriyor demiş. Özel hayatın gizliliği demiş. Snapchat vermiyor. Twitch amına koyayım yayın izletmedi, bana delireceğim. Baba Twitch. Ya senin derdin ne baba, ne oluyor? Onun derdi apayrı. Verim heri sikeyim alsınlar hepsini. Ben bir yayın izleyeyim ya. Bana yayın izlesin, bana verim heri amına koyayım verisinin diyor. Bak ha. Benim gizli bilgilerim, konum bilgim zaten Apple'da var. Kart bilgilerim desen bu X Solo'da var. Ya baba bak bende şöyle bir sorun var. Şimdi tip olarak Cyber Ali ile bende şöyle bir sıkıntı var. Tip olarak, giyim tarzı olarak, saç baş olarak çok dikkat çektiğimiz için zaten 1-2 kilometre öteden kendine müsen burada diye bir bildirim geliyor real bir hayatta, anladın mı? Orada bir şey yürüyor. Ne o? Kendine müsen lan o. Yani anladın mı? Pembe giyinmiş, ayakkabılı bir adam bu. Hani veri her yerde veri zaten, anladın mı? Bu eşkalden aynen öyle. Bir şey gizleyemiyoruz ki zaten amına koyayım. Bunun mesela nasıl bir şey olacak, anladın mı? Yürüyen hani poğaça mı? Ki. Ya Emre siktir git izleme yayınmayı ya. Malı. Kahve. Sana yeni bizim yazılımcı kahve. Yeni şey veriyorum sana. Yeni bir görev veriyorum. İş. Bu benim verileri paylaşmaya. Aa, yok Facebook alsın kahve alacağına. Kahve daha tehlikeli. Kahvede var amına koyayım. Benim yarak bilen.
Bu benim verileri kafe şey yapmayalım, tamam mı? Onu bir ayarla onu. Facebook alsın benimkiler. Oğlum kafe marktan zaten daha ben tehlikeli bir Kemal'e, insan. Ben Kemal'e düşmesinden ise Facebook'a düşmesini yeğlerim bu arada. Bu orospu çünkü an bekliyor. Yok baba, ama zaten sen... Halı yıkamadan... Oğlum zaten şöyle bir şey düşün. Rise Online'dan... Baba sen numara gördüğün yere benim numaramı yazıyorsun. Hayır be. Evden halınızı alırız diye bir tane app yapmışlar. Oraya senin numaranı yazdım. Bunda bir sıkıntı. Ben de onları Antalya yazdım. Amına koyduğumun halısı bana gelecek şimdi. Ah. Onu Tuzlu benim Antalya mi diye girmişler. Orası bir sıkıntıya girdi. Onu ben Kemal'e paparam da böyle beni taciz ettiği için dava açabilir miyim? Açamaz. Öyle bir hakkım olması lazım. Benim niye numaram açamaz? Kemal yüzünden piyasadaki bütün VPN şirketlerinde var. Aynı şeyi çekiyoruz. Aynı şeyi bak. Açamazsınız. Değil. Oğlum, çok ciddi. Bu adam bir şikayet etsin, bunu alırlar bak beyler. Bir an bekleyelim bu orospu. Açamaz. Artalar... İzin vermiyorum. Sürekli bir... Ben insanlık hakkı olarak Ali'nin, Eray'ın bana dava açmasını talep ediyorum. Dava açmamasını talep ediyorum. Ben de insanlık derim. Hakkı ne demek ya o? Ben dava açılmamasını talep ediyorum ben. Bir bak, insanım. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Beni arıyor mesela. Cyber'cığım ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Hiç öyle bir merak ettim, sorayım dedim. Discord'a gel muhabbet edelim. Geliyorum böyle. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ya ben senin numarayı bir yere verdim. Doğrulama kodu istiyorum. Bir telefonundan mesaj gelecek, onu bana yazsana. Kardeşim her Allah'ın günü abi VPN mesajıyla uyanıyorum. Baba Metin 2 VPN, halı yıkama. Ben bir dakika, ben davamı geri çekiyorum. Ben bu adam sayesinde ekmek yiyorum, kusura bakmayın arkadaşlar, devam edin. Ya ben... kardeşim sikerim parası. Her gün niye bana Metin 2 VPN mesajı geliyor? Gelmeseydin ne olacaktı? Şey... Hayatında ne değişiyor? Geldi lan gelmedi. Kardeşim niye Metin 2 PvP server mesajı alıyor? Bu arada Kemal'in bayağı bir kalbini kırdın Ali, haberin. Sana ben söyleyeyim abi. Ben sana 16 GB'lık SD kartını yapma. Alıyorum Ali. Git onu tak telefonuna, tamam mı? O geliyor yer kaplıyor ya. Onun yapma muhabbetini lan. Yapıyorsun ya bana. Daha da benimle iletişime de geçme. Senin oğlum, numaran da bir yere de vermiyorum artık ha, onu da söyleyeyim. Kanka yapmayın ya, tamam. Ondan dolayı değil, benim uykum hafif. Ben uyanıyorum. Ben de daha numaranızı şeyinizi de bir yere de vermiyorum. Yapmayın, ben anladım sizi. Yapmayın oğlum, yapmayın ya. Yapmayın beyler. Allah ya bu Allah adam ya. Bize 6 ay numarasını vermedi, sağa sola vermeyelim diye. O da doğru. 6 ay Özge'den ulaşıyorduk Kemal'e, Özge'den. Satıyorsunuz. Doğru diyor. Alıyorlar, satıyorlar, ne yapayım? Bu arada doğru söylüyor. Bir gün yanlışlıkla birimizi aradı. O gün bugündür hepimizde var numara. Sponsorlar isterse de verme Kemal. Neyi? Verimeli her şeyi veririm. Ne? Hangi kim istiyor? Hangi marka istiyor? Her şeyi buraya kabul ete tıklayayım bile istiyorsa. Neyse ben kaçıyorum. Platformlar arası. Aa, Cyber ne yapıyorlarmış lan? Veri diyor. Ne yapıyor? Datalarının entegre edilmesi sağlanacak. Yani WhatsApp'ta yaptığınız bir işlem Facebook'un herhangi bir üçüncü parti uygulamasıyla veri olarak paylaşılacak. Yani şirket bunu söylerken şunu da ekliyor. Sizin verileriniz bizim güvencemiz altında. Yani Zuckerberg diyor ki bu işin kefili benim. Bilgilerinizin satıldığı şirketler tamamen Facebook tarafından koordine edecek. Yani o verilerle neler yapılıp neler yapılmayacağına Facebook tarafı karar verecek. Buradaki denklem çok basit arkadaşlar. Arkadaşlar WhatsApp'ta yaptığınız her ıvır zıvır işlemde dahil olmak üzere tüm işlemler üçüncü taraf şirketlerle cayır cayır resmi olarak sizin de onayınızla paylaşılacak. Bu meseleyi şu da dahil arkadaşlar, WhatsApp'ta entegre çalışan tüm platformlar, bu iCloud olabilir, işte Google Drive olabilir, fark etmez. Bu firmalarla da paylaşılacak bu veriler. Gelelim sadede arkadaşlar, bu bilgilerin amacı ne olabilir? Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre altyapıyı iyileştirmek... Nude falan... Atan var. Onlar artık korkmaz atmaz, yandık ya. Ya amına koyayım. Mahalle yanarken orospu saçını tarar mı? Öyle bir laf var ya. Yani bu tam öyle bir şey. Şimdi sen nude alamayacağım diye mi korkuyorsun burada? Adamlar diyor veri diyor. Oğlum, şey diyor. Şu adamın diyor, da diyor. Ekmeği o yani kanka. Bilemezsin ki yani. Hizmetleri nasıl kullanıldığını anlamak, emniyet güvenlik gibi konular ki bunun içerisine işte spamlar, tacizler, tehditler de giriyor. Size yine sizin hoşunuza gidebilecek içerikler sunmak. Bunlar reklam da olabilir, farklı WhatsApp grupları da olabilir veya arkadaş önerileri de olabilir. Yani bildiğiniz bir sosyal medya platformuna dönüşecek gibi duruyor şu an. Bunların içerisinde arkadaşlar az önce söylediğim gibi WhatsApp üzerinden yaptığınız alışverişlerde adamlar Facebook Pay'in kullanılmasını istiyor mesela. Facebook Pay bildiğiniz bir ödeme sistemi. Atıyorum bu sistemi buna entegre edebilmek için biraz sert hamleler yapabilirler mesela. Sen WhatsApp'ta... Oğlum benim bu size attığım nude'lar düşer mi lan Eray? Kanka şimdi onu sen onayladın ya, ben daha onaylamadım. Seninkiler düşer ama benimkine bir en ufak bir şey yaptıkları anda ben dava açabilirim, daha onaylamadım.
Neyse ya, insanlar en azından şeyi görüyor oğlum. Burnundan uzun bir uzun daha var. Evet, en azından bu da. En azından adı da dalga şey meselesi. Olmuş. Aynen bu şey olmaz yani, dalga meselesi olmasın artık şu burun yani. Firmayla iletişime geçersin, ödemesini Facebook Pay üzerinden yaparsın. Bu baskı size gelmez de firmalara gelebilir. Sonuç olarak arkadaşlar, WhatsApp kullanmak istiyorsanız bütün kişisel verilerinizi, bilgilerinizi, özel konuşmalarınızı, konumlarınızı, onlarınızı, bunlarınızı, keyiflerinizi, zevklerinizi, her şeyinizi Facebook şirketiyle paylaşmanız gerekir. Derdik. Ben paylaşmam ama biliyorsan zaten şirket sana, sen o zaman bu uygulamayı kullanamazsın diyor. Gelin Derdik. Sade'de bana soracak olursanız zaten internette yıllardır olan bir şey bu. Bu iş ayyuka çıktı, kağıt üzerine döküldü diye fazla panik olmaya gerek yok. Bu zamana kadar başımıza ne geliyorsa, hani bir şey konuşuyorsun, onun reklamını görüyorsun. Arkadaşlar vardı zaten, aynen. Reklamı geliyor ya, bu bildiğiniz onun yasal hali olacak. O yüzden hani çok panik olmaya gerek yok ama ben kişisel tercihinizi merak ediyorum. Mesela ben resmen WhatsApp'ı bırakırım. Siz ne yaparsınız? Yorum bölümünde görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilir veya hem Allah Allah. Eray bir kullan bakalım bir ay ya sen.